Evet arkadaşlar, hepinize merhaba. Ben Melisa, yeni bir Clash of Clans videosuyla karşınızdayım. Bu bir köy incelemeleri videosu. Başlıktan da gördüğünüz üzere lafı çok fazla uzatmak istemiyorum. Fakat eğer videoyu beğenirseniz, beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Şimdi hemen ilk köyümüze geçelim. Evet arkadaşlar, ilk köyümüzü arayalım bakalım kim çıkacak? Evet. Vidail, soy ismini okuyamıyorum, kusura bakmasın. Umarım ismini de doğru okumuşumdur. Hemen köyüne gidelim bakalım nasıl bir köyü var. Şimdi ara diyelim. Evet. Belediye binası 8. Bakıyorum bakıyorum, şöyle aşağılara indim. Tamam, kral 7, gayet iyi. Şöyle büyülerine baktığım zaman da Yıldırım'ı beğendim. Öfke ve şeyi, adını söyleyin, iyileştirmeyi yükseltirsen senin açından iyi olur. Zaten öfke, yanlış hatırlamıyorsam, belediye binası 8'de 5'te maxlanıyor ve belediye binası 9 ve 10 dahil olmak üzere yükseltilemiyor. Bu yüzden öfkeyi yükseltmen senin açından iyi olur. Çok daha rahat edersin. Baktığım zaman onun haricinde birliklerine ya zehire seviye falan verebilirsin tabii ki, ama bunların hepsi bir anda olabilecek şeyler değil. Fakat hani şu an büyük ihtimalle ejder ve yıldırım saldırıları yapıyorsun. Hani diğerlerini de yükseltirsen senin açından iyi olur. Laboratuvar boşta kalmamış olur. Zaten büyük ihtimalle bırakmıyorsundur. Onun haricinde Hiro'nu beğendim. Ya başka da hani böyle çok fazla söyleyebileceğim bir şey yok profilde. Hemen bir köyünü ziyaret etmek istiyorum. Evet, köyünü ziyaret ettiğim zaman şunu görebiliyorum ki güzel bir şekilde yükseltmelerine devam ediyorsun. Ve ilk önceliği hava savunmalarına vermen senin açından iyi olmuş. Çünkü belediye binası 8'de bildiğimiz gibi yüksek yüksek ihtimalle hava saldırısı, yani ejder saldırısı yapılıyor. Bunun haricinde kara iksir deposunu yükseltmen çok güzel. Fakat şu altın deposu ve iksir deposunu yükselttin mi? İksir deposunu göremiyorum. Büyük ihtimalle yükseltmişsindir eğer göremiyorsam. Ha, burada. Bunlar yeni geldi. Tahmin edebiliyorum yeni geldiğini. Ama yükseltirsen senin açından iyi olur. Bunlar ilk başta diğerlerine maksayıp ondan sonra diğer savunmalara yönelirsen senin açından dediğim gibi çok çok iyi olur. Şunu da yükselt yalnız daha sonrasında. Bir işçini buna, bir işçini de buna ayır ki diğer altın deposuna ayır ki bir an önce ortadan kalksın. Çünkü durması sinir bozuyor gerçekten. Onun haricinde belediye binası 8'e güzel bir şekilde geçmişsin. Duvarlarını basmış olman, bir kısmını basmışsın ve büyük ihtimalle full artı full geçmişsin. Yani bunu görmem de oyun aktif olarak oynadığını gösteriyor zaten. Onun haricinde işte toptur, büyücü kulesidir falan, bunları yavaş yavaş yükseltirsin. Hiçbir problem yok. Ama eğer mesela bir noktada tıkanırsan, hani kralı 10 yaptıktan sonra büyük ihtimalle kara iksirin boşa gidecek. Daha sonra iksirin de boşa gitmeye başlayacak. Çünkü sadece laboratuvarda yükseltme yapacaksın. Bunlar sürekli sürekli boşa gitmeye başladığı zaman benim sana tavsiyem, bu ana hesabınsa bence belediye binası 9'a geç. Çünkü yani hem kara iksirin hem de iksirin çöp olması gerçekten benim vicdanım kaldırmıyor. En azından bunu söyleyebilirim. Her ikisi de tam dolu olacak ve hiçbir işine yaramayacak. İksirle sadece laboratuvarda yükseltme yapacaksın. Kara iksir de boşta kalmış olacak. Birlik kara iksirle üretilen birlikleri kullanırsan sadece onu kullanmış olacaksın. Demek istediğimi anlamışsındır. O vakte geldiğin zaman bence direkt olarak belediye binası 9'a geç. Yani ben bunu tavsiye edebilirim, en azından bunu söyleyeyim. Şöyle baktığımız zaman savaş makinesini daha almamışsın ama yani burada da oynamaya başlamışsın. Biraz biraz burada oynuyorsun. Bu güzel, top arabasını açmışsın. Ya yani burada elinden geldiğince oynamaya gayret edersen iyi olur. Ganimetini duvarlara yatırma diyebileceğim tek şey bu. Duvarlar şu an zaten ikinci seviye. Hani çok çok yükseltmemişsin. İkinci seviye yapıp bırakabilirsin. Fakat inşaatçı binasını seri bir şekilde yükselt. Fırlamayı bekleme. Önemli olan burada depoları yükseltip işte altın deposu falan, ki şu an yükseltiyorsun aynen gördüğümüz üzere. Doldurup işte inşaatçı binasını yükseltip savaş makinesine 30'da maxlamak, işte top arabasını 18'de maxlamak gibi. Burada bu şekilde oynarsan iyi olur. Burada da köyünü beğendim. Söyleyebileceklerimi de söyledim. Bence belediye binası 8'de bu şekilde hareket edilmeli. Çok çok daha yararını görürsünüz diye düşünüyorum. Hemen şimdi bir sonraki köye geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi sıradaki köyü arıyoruz. Bakalım kim çıkacak? Hemen bir köyünü inceleyelim. Bakalım belediye binası kaç?
Her videoda bir belediye binası daha fazla çıkıyor, fark etmişsinizdir. Belediye binası 11 Mert'in köyündeyiz. Baktığımız zaman şöyle, ilk kirolar gözüme çarpar. İlk kiroları kontrol ediyorum bu tip belediye binalarında. Kraliçe 50 çok güzel. Kral 36 bir tık geride kalmış ama bunu hepimiz yapıyoruz. Bu yüzden buna bir eksi ya da yanlış yaptığım bir şey olarak söyleyemem. Onun haricinde büyük koruyucuyu da gayet beğendim. Zehrini beğendim. Birlik büyülerine bakıyorum. Kulonu yükseltmemişsin. Kulonu hiçbirimiz yükseltmiyoruz. Kara iksir deposunu bir seviye daha yükseltebilirsin. Büyük ihtimalle onu biraz gerilere saklamış olabilirsin ama yükseltirsen senin açından iyi olur. Onun haricinde şöyle baktığım zaman golem kullanmıyorsun büyük ihtimalle. Ejderi yükseltebilirsin ki ejderden önce zaten elektro ejderi yükseltmişsin ve büyük ihtimalle bence elektro ejder saldırısı yapıyorsun. Onun haricinde binici madenci saldırıları da yapıyor olabilirsin. Belediye binası 11'de çok çok güzel iş yapıyorlar. Gördüğüm kadarıyla onları da yükseltmişsin. Yani sen işine yarayan her şeyi yükseltmişsin. Ki goblin de 7 yaptın gözünden kaçmadı. Büyük ihtimalle sinsi goblinle de ganimet kasıyorsun. Ben profilini gerçekten çok beğendim. Hatta büyük koruyucu 20 yaptıktan sonra bence belediye binası 12'ye geçebilirsin bile diyebilirim yani. Ama şimdi hemen bir köyüne bakmamız gerekiyor. Duvarların durumu nasıl, savunmaların durumu nasıl? Ona göre bir kararlaştırma yaparız. Ama dediğim gibi hero'larına verdiğin önemi beğendim. Krala birazcık daha iyi odaklanırsan iyi olur. Ama şu anki seviyesi de kötü değil. Zaten kraliçeyi bu seviye yani 50. seviyede maksimum çok hoşuma gitti. Şimdi şöyle baktığımız zaman köyüne de duvarların çoğunu bitirmişsin. Şöyle bakıyorum. Evet, cehennem kuleleri tamam. Belediye binasını basıyorsun. Bence çok da güzel yapıyorsun. Çok oyalanmaya gerek yok. Evet, birliklerini maxlamak çok güzel. Ben şu an daha önceki seviyelerde belediye binası onun hesabından bahsediyorum. Daha önceki seviyelerde maxlamadığım için şu an gerçekten sıkıntı çekiyorum. Mesela işte depremdir, yıldırımdır falan filan. Ama yani artık köyde yapabileceğimiz bir şey kalmadığı zaman, özellikle hero'lar bazında söylüyorum. Bence belediye binasına geçmek en güzel şey. Yani ne bekleyeceksin ki? Kraliçen 50 olmuş. Büyük koruyucuyu da hızlı bir şekilde klan savaş ligleri gelmeden 20'ye tamamla. Daha sonrasında bu şekilde devam edersin. Bence belediye binası 12'ye de tam zamanında geçmişsin. Erken bir geçiş diyemem. Yani kartal topunu ikinci seviyeye yapmışsın. Ağır savunmalar max. Yani bence seni tutan hiçbir şey olmamıştır. Yani bazı arkadaşlarımız kızıyor. Diyorlar ki hani işte savunmalar işte şöyle laboratuvar geri falan neden geç diyorsun ya da neden geçtiği için sevindim falan. Ama arkadaşlar gerçekten yani belli bir seviyede çok fazla oyalanmak, belli bir belediye binası seviyesinde çok fazla oyalanmak ya bana mantıklı gelmiyor. Ama ben tabii ki elimden geldiğince yükseltmeye çalışacağım ki burada da aynı şekilde hareket etmişsin. İnşaatçı binasını 9. seviyeye yükseltmişsin ki çok çok iyi yapmışsın. Savaş makinen 19. seviye çok iyi. Top arabasını da 18 yapıp maxlamışsın zaten. Çok çok iyi. Yani ben çok beğendim. Buradaki ilerleme şeklini de çok beğendim. 6. işçi almaya da çok yakınsın. Yani mesela senin seviyendeki biri 6. işçi almaya bu kadar yakın değildir. Yani herkes açısından konuşmam gerekirse öyledir diye düşünüyorum. Çünkü sen 6. işçi almaya yönelik oynamışsın ve belediye binasını yani inşaatçı binası 9. seviyeye yükseltmekle çok iyi yapmışsın. Bunu söyleyebilirim. Ben yükseltmediğim için pişmanım. En azından onu söyleyebilirim. Ben burayı gerçekten beğendim. Belediye binasını 12'ye yükselttikten sonra zaten bu seviyeye gelene kadar ne yaptıysan hepsini tek tek tekrarlarsın. İşte önce depolar, kral ve kraliçe ve büyük koruyucuya dikkat etmeniz gerekiyor, yükseltmemiz gerekiyor. Klan savaş ligleri hariç onun konuda hiçbir şey söyleyemem ama bence klan savaşlarında hani normal klan savaşlarında da yatırın. Hiçbir problem yok. Yani klan savaşlarında size eğer diyorsa klan yatırmayın falan diye ya siz o klandan çıkın bence. Ya çünkü şöyle bir durum var. Klan savaşında yatırmayacağız. Şeyde klan savaş liginde yatırmayacağız. Ne yapacağız? Yani ne zaman yatıracağız bu hero'ları? Ne zaman maxlanacaklar? Yani o yüzden yükseltmemiz gerekiyor. Ben senin oynayış stilini çok beğendim. Çok da güzel yapmışsın. Belediye binası 12'ye geçmekte eline emeğine sağlık diyorum. Karşımda çok güzel belediye binası 11 var. Ve belediye binası 12'ye hazır bir 11 var. Eline koluna sağlık diyorum. Hemen şimdi bir sonraki köye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki köye arayalım bakalım kim çıkacak? Furkan artık çık yazmış. Evet artık çıktı. Bugün çıktı. Hemen kopyalayalım. Bakalım.
Belediye binası 9, Beylerbeyi. Bakıyorum şöyle. Ejderini yükselt bir an önce, çok önemli. Büyük ihtimalle belediye binası 9'a geçeli çok uzun zaman olmamış diye tahmin ediyorum. Bunu nereden tahmin ettim? Çünkü kral 10, kraliçe 2. Yani büyük ihtimalle yeni yeni geçtin. Yıldırımın 5, tamam. Şeyin, iyileştirmen 5, öfken 5, tamam. Bunları sevdim. Şeyleri, büyü fabrikasını ve kara büyü fabrikasını daha yükseltmemişsin. Olabilir yani, çok acele etmek de gerekmiyor açıkçası. Belli başlı seviyelerde diye düşünüyorum. Kullanmayacaksak en azından onun haricinde. Yani ben senin yerinde olsam ilk yükselteceğim şey ejder olurdu. Ve zehri de yükseltirsen iyi olur. Şunu unuttum yani, bilmiyorum, belki yanlış hatırlıyorumdur. 6 oluyor mu olmuyor mu gerçekten hiç hatırlamıyorum belediye binası 9'da. Eğer olmuyorsa bunu bir 6 yap. Oluyorsa bunu bir 6 yap. Herhalde oluyor 6. Aynen. Benimki şu an 6, yükseltmedim. Yeni yükseltiyorum. 7 oluyor. Aynen oluyor belediye binası 9'da 6. Bu işte ejder, yıldırım. Bunlarla güzel güzel ganimet de kasarsın ve güzel bir şekilde ilerlersin yani. Şöyle bebek ejderini de açmamışsın daha. En önemlisi aslında bebek ejder, ama yani tabii ki ilk başta ejder yıldırım saldırıları da yapabilirsin. En azından yıldız almak amaçlı diyorum. Belki de 3 yıldızlıklar atmak amaçlı. Hemen şimdi bir köyünü ziyaret edelim. Evet, köyünü ziyaret ettiğimiz zaman zaten çok net bir şekilde görüyoruz ki belediye binası 9'a yeni geçmişsin. Kahramanların artı 5 level yükseltmesi var. Gayet iyi. Kraliçeyi yükseltmesine rağmen yatırmışsın. Çok çok iyi. Kralı da yatır derim. Yani ben olsam senin yanında kral ve kraliçeyi durmadan yatırırım, ki ben öyle yaptım. Çok da memnunum. İyi ki de öyle yapmışım diyorum. Onun haricinde baktığım zaman ilk başta yapman gerekenlerden biri klan kalesini yükseltmek. Gerçekten klan kalesini de yükselterek gayet iyi yapmışsın. Onun haricinde birçok duvarın full bir şekilde geçmişsin. Büyük ihtimalle duvarlarını maxlayıp o şekilde geçtin. Şunlar da yeni gelen duvarları 7. seviyeye kadar yükseltmişsin bile. Gerçekten güzel ilerlemişsin. Şöyle baktığın zaman ordu kampına yükseltiliyor muydu belediye binası 9'da? Sanırım yükseltiliyordu. Belki de yükseltilmiyordur, bilmiyorum. Eğer yükseltiliyorsa ordu kampını yükselt. Yükseltilmiyorsa da ağır savunmalardan gidersin. Şu an büyük ihtimalle X yaylarını basıyorsun. Aynen, X yaylarını dikiyorsun yani. X yaylarını diktikten sonra ordu amaçlı mesela şu an Klan Kalesi'ni yükseltiyorsun ya, Klan Kalesi'ni yükselttin diyelim. Ordu kampı yükselttin. Daha sonrasında işte yapabileceğin pek bir şey yok. Şeyleri falan yükseltirsin aynı şekilde. Depoları, altın ve iksir depolarını yükseltirsin. Ve elinde kalan işçiyle ilk başta ağır savunmayı maksana senin açından iyi olur. Bu nedir? Ben senin yerinde olsam ilk başta şeyleri, hava savunmalarını, daha sonrasında da X yaylarını maxlarım. Yani ben öyle yaptım ve yararını da gördüm. Diğer tarafa baktığımız zaman da inşaatçı binası 5. seviye, duvarlara çok fazla ganimet yatırma. Yani bu senin için daha kötü olur. Yani bence belediye binasını yükseltmekte ya da daha sonrasında ilerleyen zamanlarda işte mega testa yükseltmek için falan altın gerçekten önemli. Ya da savunmalarına yatır, duvarlarına yatırma bence. Bir an önce inşaatçı binasını yükseltip gerekli 6. işçiyi alma konusundaki şartları yerine getirmeye çalış. Ama leveline göre gayet güzel bir şekilde ilerlemişsin. Burayı beğendim. Savaş makinesini de yavaş yavaş alırsın. Hiçbir problem görmüyorum. Belediye binası 9'a geçmekle çok çok iyi yapmışsın. Ve kraliçenin gerçekten geçer geçmez yatırmanı çok beğendim. Büyük ihtimalle şu an zaten 3. seviyeye gidiyor. Ve bu şekilde devam ettireceksin klan savaşı liglerine kadar. Eline emeğine sağlık diyorum. Ben senin yerinde olsaydım ne yapardım? Dediğim gibi ilk başta yapacağım şeylerden biri şu olurdu. Kral ve kraliçe 2 işçimi onlara ayırırdım. Daha sonrasında elinde inşaatçı iksiri varsa şu yeni gelen savunmalarla birlikte işte depoları yükseltebilirsin. Bir inşaatçı hızlandırma iksiri kullanarak belli bir seviyeye getirdikten sonra hava savunmalarını maxlamalısın bence. Ben öyle yapardım. Daha sonrasında X yaylarını bu şekilde geliştirsin. Depoları hemen maxlamalısın ya da daha sonra mı bilmiyorum, ama yani ona da sen karar verirsin. Eline emeğine sağlık diyorum. Karşımda çok güzel belediye binası 9 var. Tam zamanında geçmişsin. Çok da iyi yapmışsın geçmekte. Oyun estetiğini de beğendim. Eline emeğine sağlık diyorum. Tekrardan hemen şimdi bir sonraki köye geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi sıradaki köyü arayalım. Bakalım kim çıkacak.
26'ya 26 hero'lar Maxima'dan geçmek istemiyorum demiş. Bakalım hemen. Zaten yorumlarda çok gördüğüm birisi. Şöyle. Yanlış yaptım. Her zamanki gibi. Arayalım bakalım. Belediye binası 994 level. 26'ya 26 maxlamadan geçmek istemiyorum derken. Yani evet, mantıklı mı mantıklı, ama şu şekilde baktığım zaman tamam, burada yapacak işlerim var. Kral ve kraliçeyi maxlayıp belediye binası ona geçmen çok çok iyi olur. Ama eğer senin hani duvarların falan da bittiyse ve ganimetin artık boşa gitmeye başladıysa, ya bence maxlamayı bekleme. Yani 26'ya 26 gayet iyi. Hani kötü değil bence. 25'e 25'ten sonra ben belediye binası ona geçebilirsiniz diye düşünüyorum. Yani en azından öyle olabilir. Ben geçtiğim zaman 29'a 29'du sanırım. 30 oluyordu. O şekilde geçtim ama 25'e 25'ken de geçmekte bir sakınca görmüyorum. Ki 26'ya 26. Eğer ganimetin boşa gidiyorsa gitmiyorsa geçme tabii ki. Şöyle baktığım zaman zehir yükseltirsen senin açından iyi olur. Onun haricinde buradaki yükseltmelerini de gayet güzel bir şekilde yapmışsın. Bakıyorum. Öyle bir eksiklik falan yok. Gayet de güzel ilerlemişsin. Hemen şimdi bir köyünü ziyaret etmek istiyorum. Evet, köyünü ziyaret ettiğimiz zaman şunu görebiliyoruz ki belediye binası 9'da senin işin gitmiş diyordum. Bitmiş. Ordu kampları tamam. 220'ye 220 geçenkinde yükseliyor muydu, yükselmiyor muydu emin değilim dedim ya, yükseliyormuş. Ordu kamplarını yükseltmişsin. Hava savunmaları tamam. İhtiyarları tamam. Kraliçen şu an yükseltmede zaten. Şöyle bakıyorum, depolar tamam, kışlalar tamam. Ya bence sen illa 30-30 olacak diye bekleme. Sen geç belediye binası ona. Bence geçmezsen hatta hata yapmış olursun. İnşaatçı binasını 7. seviyeye kadar yükseltmişsin. Çok çok iyi. Duvarların da çok iyi durumda. Şöyle baktığım zaman savaş makinesi 11. seviye gayet iyi. Top arabasını 12. seviyeye yapmışsın. Cadı da çok fazla odaklanma. Yani cadıya çok fazla zaman ayırma. Top arabasını yükselt. Daha sonra maxlarsın köyü. Yani en azından ben öyle yapıyorum ve yararını da görüyorum açıkçası. İnşallah daha ileride daha çok görürüm. Ama burada baktığım zaman ya savunmaların tamam, duvarların tamam, hero'ların çok az seviyesi kalmış ve laboratuvarda da büyük bir eksikliğin yok. Bence sen belediye binası ona geçmelisin. 30-30 yapmayı bekleme. Bu videoyu izlerken bence belediye binası ona gönder. Pişman olmazsın diyebilirim. Karşımda çok güzel belediye binası 9 var. Gerçekten köyünü çok beğendim. Bir yorum yapabileceğim bir köy de değil, çünkü yani maxlanmış bir köy belediye binası 9'da. Kral ve kraliçeyi beklemezsen belediye binası ona yolla. Eline emeğine sağlık diyorum. Karşında gerçekten çok güzel belediye binası 9 var. Ona geçmeye tam hazır bir belediye binası 9 var. Hemen şimdi bir sonraki köye geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi sıradaki köyü arayalım bakalım kim çıkacak. Altı hesaptan abone oldum demiş. Teşekkür ederim. Hamza çıktı. Bakalım Hamza'nın köyüne hemen arayalım. Evet, Hamza belediye binası 10.84 level. Biraz erken bir geçiş yapılmış gibi geldi. Büyük ihtimalle belediye binası ona geçeli yeni oldu. Leveline baktığı zaman belediye binası 10 biraz erken gibi görünüyor ama madenci 3 yapmışsın bile. Gayet iyi. Cadıyı yükseltmemişsin. Altı hasını ve atıcıyı yükseltmemişsin. Bunları belki sevmiyorsundur diye düşünüyorum. Onun haricinde yıldırımı 7 yapmışsın bile. Zehiri biraz daha yükseltebilirsin. Buza da bir seviye daha versen iyi olur ama genel anlamda çok güzel bir şekilde ilerlemişsin. Şöyle bakıyorum Goblin'i şimdi eğer yani kullanacağın orduları yükselttikten sonra Goblin'i yükseltirsen senin açından gerçekten çok çok iyi olur. Çünkü Goblin'i 7 yapmak belediye binası 11'de gerçekten bize çok fazla avantaj sağlayacak. Süper birlikleri açma konusunda diyorum. Onun haricinde yani ben senin yerinde olsaydım ilk yükselteceğim şeylerden biri atıcı biri de cadı olurdu diye düşünüyorum. Golem'i kullanmıyor olabilirsin, sevmiyor olabilirsin. Gayet normal. Ama hero'ların durumunu beğendim yani. Belediye binası ona ne zaman geçtiğini onu da anlamadım. Bir profiline bakıp, köyüne bakıp anlamam gerek. Şimdi hemen bir köyünü ziyaret ederim. Evet Hamza, köyünü ziyaret ettiğin zaman gerçekten anlayamadım ne zaman geçtiğini. Ama geçeli hani çok kısa zamanda olmamış. Kraliçen yükseltme de gayet güzel. 35-35 zaten belediye binası geçişinde en önemli kriterlerden biri. Hatta 40'a 40 yaparsan senin için çok çok daha iyi olur. X-Day'larını maxlamışsın, cehennem kulelerini maxlamışsın. Onun haricinde baktığın zaman laboratuvarda yükseltmen devam ediyor. Duvarların bir tık geri kalmış.
Elindeki ganimet fazlasını sürekli olarak duvarlara yatırman senin açından çok çok iyi ve önemli bir şey diye düşünüyorum. Çünkü duvarların pek fazla geride kalmasın. Daha sonrasında hani köyün güzelliğini gösteren şeylerden biri de duvarlardır. Ganimet fazlasını duvarlara yatırırsan senin açından iyi olur. Diğer gelen ilk sayında zaten maksa yolluyorsun. Yani anladığım kadarıyla belediye binasına geçeli çok fazla uzun zaman olmamış ama yeni de geçmemişsin. Ya bu çizgide baktığımız zaman güzel bir şekilde ilerlemişsin. Sadece hirolarını bir tık geride bulmuş olabilirim ama yani bir yandan da bakınca hirolarında 30-30, 25-25 geçmiş olsan bile gayet iyi bir şekilde ilerletmişsin. Kralın da ayakta olmasın, kralın da yükseltmeye, alt klan savaş liglerine kadar yükseltebildiğimiz kadar yükseltelim. Daha sonrasında zaten yükseltemeyeceğiz. Geri kalan son kışlanı yükseltiyorsun. Yok, son kışla değil bak, bu 12. seviye bu. Ay, pardon. Bu 11. seviye. Aynen son kışla. Diğerleri de 12. seviye. Evet, diğerini göremedim ama büyük ihtimalle o da 12. seviyedir. Gayet güzel bir şekilde ilerlemişsin. Yani baktığım zaman ordu kampların tamam. Şöyle bir. Evet. Klan kalesi tamam. Yani bir eksikliğin kalmamış. Tabii ki savunmalar anlamında eksikliklerim var. Yani bir eksiğin kalmamış derken onu kastetmiyorum. Savunmalar anlamında eksikliklerim var ama ordu anlamında tamsın bence. Güzel bir şekilde ilerlemişsin. Yani ben senin başarılarının devamını dilerim diyebilirim sadece. Burada verebileceğim tek tavsiye şu olabilir. Bence yani ben senin yerinde olsam yani kral ve kraliçeyi klan savaş liglerine kadar kesinlikle yatırırım. Hatta klan savaş liglerinde karşınıza eğer çok güçlü rakipler çıkmayacaksa o zaman da yatır. 40'a 40 yap. Bir an önce kafam rahat olsun. Duvarların dediğin gibi bir tık geri kalmış. Onları yükseltirsin zaten. Bence çok büyük bir problem olacağını düşünmüyorum. İnşaatçı binası 7. seviye, 9. seviye gayet iyi. Şöyle bir profiline baktığımız zaman da top arabası 11. seviye gayet güzel bir şekilde yükseltmişsin. Ben senin ilerlemeni beğendim. Aslında leveline baktığım zaman köyü daha yeni geçilmiş bir köy. Eğer yeni geçilmemişse yani normalden daha kötü bir köy diye düşündüm ama karşımda güzel bir köy var. Ben senin köyünü beğendim. Ona şaşırdım aslında. Hani nasıl oldu? Geçeli ne kadar oldu bilmiyorum ama şu yani cehennem kuleleri tamam. Yani ilk sayıları tamam. Gayet senin yapacağın yani cehennem kulesi 3'te mi 4'te mi maxlanıyor? Tam emin değilim ama sen gayet güzel bir şekilde ilerlemişsin. Eline emeğine sağlık diyorum. Karşımda çok güzel belediye binası var. Şu an tam iki belediye binası 11'e geçmeye hazır değilsin ama güzel bir şekilde ilerlemişsin. Hava savunmalarını yükseltmeni de beğendim. Hemen şimdi bir sonraki köye geçelim. Evet arkadaşlar şimdi sıradaki köyü arayalım bakalım kim çıkacak? Şöyle Şahin. Abla köyüme bakar mısın demiş. Evet hemen bakıyorum. Hemen kopyalayalım. Hızlı bir şekilde köyüne gidelim. Evet, belediye binası 9, 77 level. Şöyle baktığım zaman tamamdır, beğendim. Bebek ejderini açmışsın, yükseltirsin kral ve kraliçeni beğendim. Büyük ihtimalle geçeli çok çok uzun zaman olmamış profiline baktığım zaman bunu anlayabiliyorum. Zehre bir seviye daha verirsen senin için çok çok iyi olur. Yanlış hatırlamıyorsam buz da ya bir seviye ya iki seviye alıyor ama bir seviye alıyor diye hatırlıyorum. Bir seviye daha buza verirsen yani bir seviye buza verirsen senin açından çok çok iyi olur. Onun haricinde ben senin profilini beğendim. Bence yani güzel bir şekilde ilerlemişsin. Şöyle bir eksiklik gözüme çarpmıyor. Aynen. Bebek ejderini yükseltirsen iyi olur. Ganimet kasma açısından gerçekten bebek ejder çok çok güzel iş yapıyor. Yani ben belediye binası 9'da şu an 9'da da şu an 10'da da bebek ejderle bol bol ganimet kasıyorum. Çok da rahat oluyor ve %50 de garanti diyebilirim. Hemen şimdi bir köyünü ziyaret ederim. Evet köyünü ziyaret ettiğim zaman şunu görebiliyorum ki hani duvarlarını makslamadan geçmişsin. Şu kışlalarda bir 10. seviye bu. Ay, pardon yanlışlıkla tıkladım. Bu 10. seviye bu 11. seviye. Şöyle diğer kışlalarını görebilirsem. Baktığım zaman da asla göremiyorum biliyorsunuz. Bir şurada var. Bu 10. seviye. Bu 10. seviye. Şöyle diğerine şöyle iyice bakayım. Göremedim. Gözüm biraz kör biliyorsunuz. Şöyle yani bunu 11. seviyeye yükseltmişsin.
Yani biraz kışçılarına önem verirsen senin açından iyi olabilir. Biliyorum gerçekten çok sıkıcı kışçıları yükseltmek ama yani mecbur yapmamız gereken şeylerden bir tanesi. X'e ikinci seviye, bu da ikinci seviye. Gayet güzel bir şekilde ilerletmişsin. Onun haricinde kralını yükseltmeyi almanızı beğendim. Kraliçenin de aynı şekilde yükseltmeye alırsan senin için çok çok iyi olur. Zaten bu seviyeye kadar güzel getirmişsin. Belediye binası 9'a geçeli çok çok uzun zaman olmamış. Bunu nereden anladım? Bir depolar gözüme çarptı. İki X'lerini üçlememişsin. Ve şu yeni gelen savunmalar da aynı şekilde daha çok fazla yükseltememişsin. Buradan anladım. Duvarlarını fullemeden geçmişsin ama çok büyük bir sıkıntımız değil. Çünkü belediye binası 8'den 9'a geçerken ganimet boşa gitme olayı oluyor. Yani bunu her videoda ve her köyde neredeyse söylemek zorunda kalıyorum ama o öyle olduğu için yani belediye binası 9'a geçmek de iyi yapmışsın. Bence şöyle bir profiline baktığın zaman top arabası 3 ya da 6, cadıyı falan boş ver. Sen top arabasını yükselt ve şeyi de almışsın 7. seviye yapmışsın savaş makinesini, bir de inşaatçı binasını yükselt, bu şekilde 6. işçi almaya doğru oyna. Ben senin köyünü beğendim. Çok da güzel yapmışsın belediye binası 9'a geçmekte. İksirin boşa gitmez yani. Ve kara iksirin de boşa gitmez. Çok çok daha iyi yapmışsın. Gerçekten beğendim. Bu şekilde oynamaya devam etmelisin. Ben senin köyünü gerçekten beğendim. Çok güzel bir köy var karşında. Dediğim gibi hani bu yorumlarda bana kızanlar olabilir. Hani belediye binası 8'i maksimum, belediye binası 9'u o şekilde geçseydin daha iyi de olur, daha iyi olurdu diyenler olabilir ama yani bence gereksiz. Yani eğer ana hesap, yani yan hesabınızsa istediğiniz gibi takılabilirsiniz ama ana hesapta gereksiz diye düşünüyorum. Yani ganimetin özellikle kara iksirin boşa gitmesi, kraliçenin 30 seviyesi birden varken çok çok gereksiz geliyor bana açıkçası. Çok da güzel yapmışsın. Belediye binası 9'a geçmekte dediğim gibi eline emeğine sağlık diyorum. Karşımda çok güzel belediye binası 9 var. Başarıların devamını dilerim. Hemen şimdi bir sonraki köye geçelim. Evet arkadaşlar, şimdi sıradaki köyü arayalım bakalım kim çıkacak. İnşallah çıkar, 6 bölümdür yazıyorum demiş. Belediye binası ona geçeyim demiş. Hemen şöyle bir kopyalıyorum. Başarabilirsem. Evet, kopyalamayı başardım. Bakalım köyüne bir. Yunus Emre'nin köyündeyiz. Baktığım zaman 27'ye 25 gayet iyi. Direkt gözüm zaten hero'lara gidiyor. Şöyle baktığım zaman da büyük bir eksiklik görmüyorum. Evet, cadı yükseltebilirsin ama çok çok acil mi? Sayılmaz. Şöyle baktığım zaman iyileştirmeyi 6 yapmışsın. Gayet güzel. Buzu 2 yapmışsın. Zehire bir seviye daha verebilirsin. Onun haricinde pek bir eksiklik gözüme çarpmadı. Şöyle ki belediye binası 9'da hani şunu söyleyebilirim. Yani laboratuvar makslama derecesine getirene kadar yükseltmek çok çok iyi. Çünkü belediye binası 10'da mesela ben onun çok sıkıntısını çekiyorum. Kendi adıma konuşmak gerekirse. Hani bazen diyorum keşke makslasaymışım belediye binası 9'da. Ama olabilir yani. Ama kral ve kraliçenin durumu gayet iyi. Onun haricinde yani bir eksiklik de yani laboratuvarında gayet iyi durumda yani doğruyu söylemek gerekirse. Şimdi hemen bir köyünü ziyaret edelim. Ona göre belediye binası ona geçip geçmeyeceğine karar verelim. Evet, köyünü ziyaret ettiğimiz zaman duvarlarım bitmiş. Bunu görebiliyorum. Ağır savunmalar tamam. Değil mi? Aynen. İlk sayı 3. seviye. Bu da 3. seviye. İşte baktığın zaman bir eksiklik gözüme çarpmıyor. Bence sen belediye binası ona geçmelisin. Gayet de güzel bir şekilde ilerlemişsin. Tamam. Şeylerin, ordu kampların tamam. Dev, okçu ve barbarla ganimet kasıyorsun. Baktığım zaman şu şey gözüme çarptı. Kışla bu 11. seviye, bunlar 10. seviye. Aynen. Diğeri nerede bilmiyorum. Dördüncüyü daha bulamadım. Ha, burada, o da burada. Kışlalarını yükseltmeden kesinlikle geçme. Kışlalarını yükselt. Şu üçünü de yükselt. Aynı anda yükseltmeye verebilirsin. Bu üçünü yükselttikten sonra belediye binası ona geçmende hiçbir sakınca yok. Ama eğer yükseltmeden geçersen belediye binası onda çok çok sıkılırsın. Çünkü yükseltmeler hani canını sıkar yani hani. Geç çıkıyor. Birlikler geç çıkıyor ve oyundan soğutan bir durum açıkçası. İnşaatçı binasını 6. seviyeye yükseltiyorsun. Gayet de güzel yapmışsın. Savaş makinesi 5. seviye, şöyle bir şeyine baktığımız zaman da 10. seviyeye yükseltmişsin bile. Gayet iyi. 6. işi almaya yönelik oyna. Şuradaki duvarlarını çok çok fazla şey verme. Hani ganimet yatırma bence. Onun yerine savunmalarına yatır ve inşaatçı binasını seri bir şekilde yükselt. Bence burada güzel ilerlemişsin. Burada da güzel ilerlemişsin. Burayı da beğendim. Dediğim gibi sadece şu kışlalar bir tek gözüme çarptı. Kışlaları da yükseltirsen senin açından çok çok iyi olur. Kışlaları yükseltmeden belediye binasına geçme. Kral kraliçenin durumu iyi.
şeyin genel anlamda köyün durumu iyi, makslamışsın zaten. Hani ben çok beğendim. Ama tek bir şey gözüme çarptı. Dediğim gibi kışlalar, ordu kamplarının tamam, her şeyin tamam. Kışlaları yükselttikten sonra elinden geliyorsa üçünü birden yükseltmeye var. Evet, birlikler az çıkıyor ama sıkıntı yok. Bunları yükselttikten sonra direkt belediye binasına bas bence. Ben senin köyünü gerçekten çok beğendim. Karşımda çok güzel belediye binası 9 var. Makslanmaya yüz tutmuş bir belediye binası 9 var. Tek eksiğim var dediğim gibi daha sonrasında belediye binasına onu geçmende hiçbir sakınca yok. Eline emeğine sağlık diyorum. Ben köyünü gerçekten çok beğendim. Karşımda çok güzel belediye binası 9 var. Dediğim gibi kralıyla, kraliçesiyle, ağrı savunmalarıyla, duvarlarıyla gayet güzel. Ordu kampıyla aynı şekilde gayet güzel bir köyün var. Evet arkadaşlar, yavaş yavaş da videonun sonuna geliyoruz. Beni izlediğiniz için hepinize tek tek teşekkür ederim. Yepyeni videolarda görüşmek üzere diyorum. Eğer videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın diyorum. Yeni videolarda görüşmek üzere, hoşça kalın.